Osmanlı medreselerinde okutulan belagat kitapları üzerine tanıtıcı bir sunum yapacağım. Efendim, bilindiği üzere Osmanlı'da medrese orta ve yüksek tahsil, Sıbyan mekteplerinden sonra orta ve yüksek tahsilin yapıldığı okullar olup genel ve ihtisas olarak iki grupta yer alınıyordu. Osmanlı'da medreseler genellikle hiyerarşik olarak aşağıdan yukarıya doğru yükselen bir yapıya sahip olup ve genellikle de müderrislerinin aldıkları yevmiyeye göre sıralanıyorlardı. Fatih'in kurduğu Sahn-ı Seman'la birlikte hiyerarşik olarak yeniden düzenlenen medrese sisteminde en alt seviyede kelam ile ilgili haşiye-i tecrid kitabının okulduğu tecrid medreseleri, ikinci sırada belagata dair Sekkaki'nin Miftahul Ulum adlı eserinin okunduğu miftah medreseleri, daha sonra da sırayla 40'lı, hariç 50'li, dahil 50'li, 60'lı medreseler gelmiş, en üstte ise Sahn-ı Seman medreseleri yer almıştır. Medreselerde sarf, nahiv, mantık, fıkıh, usulü fıkıh, belagat, kelam, hadis, tefsir gibi dersler verilmiş ve ders programları, hazırlık dersleri, temel İslami bilimlerle bunlara yardımcı dersler ve sanatlar etrafında şekillenmiştir. Okutulan ders kitapları ise genellikle Osmanlı coğrafyası dışında yaşamış alimlerin eserleriyle bunlara yazılan şerh, haşiye, talikat, ihtisar, telhis gibi çalışmalardan oluşmuştur. Medreselerde okutulacak dersler ve özellikleriyle müderrislerin kimliği medreselerin vakfiyelerinde özel biçimde kaydedilmiş ve okutulacak şer'i ve edebi ilimlerle ders verecek müderrisin özellikleri ve mezhebinin bildirilmesi, öğrettiklerinin muhit tarafından tekrar edilmesi ve ayrıntılar yer almıştır. Ayrıca bazı kanunnamelerde hangi derecedeki medresede hangi derslerin okutulacağı yazılmış ve 20'li ve daha yukarı medreselerde okuyabilmek için öğrencinin daha önceden temel gramer ve mantık derslerini almış olması şart konulmuştur. Medreselerde genellikle şu ders kitapları okutulmuştur. Belagatta Miftahul Ulum, Mutavvel, Şerh-i Miftah, Kelamda Haşiye-i Tecrid, Şerh-i Mevakıf, Fıkıhta Şerh-i Feraiz, Tenkih, Tavzih, Sadr-ı Şeria, Meşarik, Hidaye, Usul-ı Fıkıhta Telvih, Tavzih, Şerh-i Adud, Hadiste Buhari, Mesabih, Tefsirde Keşşaf, Beyzavi gibi. Bunlardan belagat dersi medreselerin hemen hepsinde kelam ve fıkıh ile birlikte verilen temel derslerden olmuş, daha üst medreselerde ise Arapça gramer konuları, mantık ve fıkıh usulü gibi yardımcı dersler verilmiştir. Belagat, sözün muktezai hale uygunluğu, yani sözün yerine uygun şekilde söylenmesi olup, meani, beyan, bedi diye üç bölümden oluşmuş. Edebi sanatlar bunlardan bedi bölümünde ele alınmış, beyan bölümünde ise mecaz, istiare, teşbih, kinaye gibi sanatlar anlatılmıştır. Belagatın asıl amacı Kur'an'ın ifade mucizesini ortaya koymak ve İslam'ın tebliği için iyi hatipler yetiştirmek olup Arap edebiyatı ile sıkıca birbirine bağlı olmuştur. Belagatın meani kısmında haber ve dilek kipleri, emir, nehi, soru, temenni, ünlem ifadeleri, cümlede kelimelerin yeri, cümleleri bağlama ve ayırma, sözü uzatma ve kısaltma ve benzeri konular, beyan kısmında ise biraz önce belirttiğimiz üzere istiare, teşbih, mecazi ifadeler ve kinaye konuları yer almıştır. Bedi kısmına baktığımızda kelamı güzelleştiren lafzi ve manevi sanatlar anlatılmıştır. Osmanlı'da belagat ile ilgili eserler medrese çizgisinde ve medrese dışı çizgide olmak üzere iki telif geleneği üzerine kaleme alınmıştır. Medrese paralelinde yazılan eserlerde Miftah ve onun son kısmını ele alan Telhis adlı eserler belirleyici olmuş ve belagate dair eserler bu kitapların Arapça ve şerh ya da haşiyeleri olmuştur. Medrese dışı belagat eserlerinde daha ziyade Farsça ve Türkçe
örnekleri yer almış ve Vatvat'ın Hadaikü Sihr adlı eseri etkili olmuştur. Miladi 9 ila 12. yüzyıllar arasında en parlak dönemini yaşayan belagat çalışmaları Sekkaki'den sonra bir donukluk dönemine girmiş ve bu dönem bu müellifin Miftahül Ulumunun belagat, aruz ve kafiyeye ayrılan 3. bölümüne yazılan telhis, şerh ve haşiyeler dönemi olmuştur. Bu esere yazılan şerh ve haşiyeler Osmanlı medreselerinde de uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuştur. Osmanlı medreselerinde okutulan belagat dersleri büyük ölçüde Siracüddin Es-Sekkaki'nin bu Miftahül Ulum adlı eseriyle Seyyid Şerif, Saadettin Teftezani ve Şeyhülislam İbni Kemal'in aynı adlı eserleri olan Şerh-i Miftah'tan okutulmuştur. Şerh-i Miftah, Sekkaki'nin Miftahül Ulum adlı eserinin şerhi olup bu kitabın adına bağlı olarak Fatih döneminde 30-35 Akçe Yevmiyeli medreselere Miftah medreseleri denilmiştir. Görüldüğü üzere medreselerde okutulan belagat dersleri büyük ölçüde hemen hemen tamamen Sekkaki'nin Miftahül Ulum'una dayanıp bu eseri daha iyi ve kolay hale getirmek için Telhisül Miftah, Mutavvel, Şerh-i Miftah gibi şerhler yazılmıştır. Şimdi sırayla bu eserleri kısaca bir tanıyalım. Sekkaki'nin Miftahül Ulum adlı eseri 3 bölüm olup 1. bölümü sarf, 2. bölümü nahiv, 3. bölümü de meani ve beyan ilimlerine ayrılmıştır. Sekkaki beyan ve meani ilimlerini açıkladıktan sonra bedi ilminde konu edilen sanatların mana ile ilgili olanlarında şunları ele almıştır. Mutabakat, mukabele, müşakele, müraatun nazir, leffü neşir, cem, tefrik, taksim, cemmaat taksim, cemmaat tefrik, cemmaat tefrik ve taksim, İham, tekidül met bima yüşbihüzzem, tavzih, sevkül malum, mesaka gayrihi, tecahül deniyor. İtiraz, haşif deniliyor. İstitba, iltifat, taklilül lafız ve la takliluhu, yani icaz ve itnap oluyor. Lafza ait olanlar ise şunlardır, lafzi sanatlar. Tecnis, tecnisut tam, tecnisut nakız, tecnisül müzeyyel, tecnisül muzari, mutarraf, lahık, müşevveş, kalp, maklubül kül, maklubül baz, maklubül mücennah gibi. Daha sonra seci, tarsi devam ediyor. Mütakiben örnek vermeden noktalı ve noktasız kelimelerle yazı yazma hünerlerine de işaret etmiştir. Seci sanatına. Bu esere Hatib el-Kazvini tarafından yazılan Telhisül Miftah fi Meani vel Beyan adlı şerh, gerek şerh gerekse haşiye olarak daha sonraki belagat kitaplarının esasını oluşturmuştur. Kazvini'nin eserinde El-Miftah'ı sadece özetlemediği, karmaşık yerleri açıkladığı, eksiklikleri tamamladığı, gereksiz görülen yerleri çıkardığı, birçok konuda Sekkaki'nin görüşlerini reddedip kendi görüşlerini yazarak kendi orijinal belagat anlayışını ortaya koyduğu görülmektedir. Osmanlı alimlerinin büyük değer verdiği bu eserle birlikte belagatta yeni bir dönem başlamış ve düzgün metot ve planı ile bu eser aslını gölgede bırakacak kadar asırlarca derin tesir medreselerde derin etki yapmış ve okutulan derslerin başında gelmiştir. Yüzlerce muhtasar, şerh ve haşiyesi yazılmıştır. Belagat ilmini bir disipline dönüştüren Kazvini'nin bu eseri olmuştur. Bu esere ilk şerhi de kendisi El-İzah adıyla yazmış ve diğer şarihlere önce olmuştur. İlk şerhi kendisi yazıyor. Belagat çalışmaları şerh, haşiye, talip, itisab, nazma çekme şeklinde 7 asırdır onun bu iki eseri üzerinde gerçekleşmiştir. Kazvini'nin Telhisül Miftah'ı belagat ilminin en faydalı eseri olarak nitelenmiş ve bu esere Teftezani'den başka El Halhali, El Zevzeni, El Baberti, El Sübki,
Şemsüddin el-Konevi gibi alimler de şerh yazmıştır. Bir diğer eser, medreselerde okurulan bir diğer eser, yine tabii ki Miftahül Ulum'a dayanıyor. Saadettin Teftezani'nin hem Miftahül Ulum hem de Telhis şerhi olup bu şerhe Mutavvel adı verilmiştir ve yüzyıllarca Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Daha sonra bu şerhi kendisi kısaltarak Muhtasar adını vermiştir. Medreselerde Şerh-i Miftah olarak okutulan şerhler Seyyid Şerif Teftezani veya Şeyhülislam İbni Kemal'inki olmuş ve bu durum müderrisin seçimine bağlı bulunmuştur. Müderris hangisini istiyorsa o eser okutmuştur. El-Mutavvel Hatip Kazvini'nin Telhisül Miftah'ının şerhidir. Şerhül Mutavvel veya Şerhi Telhisül Şerhu Telhisül Mutavvel adıyla anılmıştır. Teftezani'nin belagat sahasında yazdığı üç eser Sekkaki'nin Miftahül Ulumu'nun üçüncü kısmı ile dolaylı veya dolaysız irtibatlıdır. Teftezani'nin Kazvini'nin eserine yazdığı şerh ile Sekkaki'nin eserine yazdığı şerhin konuları aynı olup üçüncü kısmın şerhi ile ilgilidir. Teftezani Mutavveli 1342'de Herat'ta yazmıştır, tamamlamıştır. Belagat ilminin en faydalı eser olarak nitelenen Kazvini'nin Telhisül Miftah'ının Miftah'ına yazılan en meşhur şerh Teftezani'ninki olmuş ve ayrıca Teftezani'nin Mutavveli'ne de birçok alim tarafından haşiye ve şerh yazılmıştır. El Muhtasar da Teftezani'nin Mutavveli'nin kısaltılmış şeklidir. Şerhu Miftahül Ulum, Şerhu kısmı Salis, Minel Miftah adıyla da bilinmekte olup, Sekkaki'nin birinci kısmı Saf, ikinci kısmı Nahiv, üçüncü kısmı da Meani Beyan ilimlerine ayrılmış olan Miftah'ının Teftezani tarafından üçüncü kısmının şerh edilmiş şeklidir. Bir başka eser Misbah. Misbah, Miftahül Ulum'a Seyyid Şerif Cürcani tarafından yazılan şerh olup, bu şerhe Osmanlı müderrislerince birçok şerh ve haşiye yazılmış ve Osmanlı medreselerinde en çok okutulan kitaplardan birisi olmuştur. Şimdi buraya kadar bu belagat kitaplarını kısaca tanıttım. Ancak burada şunu son söz olarak belirteceğim. Miftahül Ulum temel eser olduğuna göre bu Miftahül Ulum'a yazılan şerhler çoğu defa aslının biraz değiştirilmiş şekli haline getirilmiş. Bunlardan özellikle telhis önemli. Telhisül Miftah'ta şöyle bir durum var. Mesela ben bir örnek seçtim burada. Muraatun Nazir. Muraatun Nazir. Miftahül Ulum'da şöyle tarif ediliyor. Birbirine benzeşenleri bir araya toplamaktan ibarettir diyor. Sadece bu kadar tanım. Ama telhise baktığımız zaman bunun oldukça genişletildiği, yeni terimler ortaya konulduğu, yeni ifadeler ortaya konulduğunu, üstelik de teşabühü atraf ve iham-ı tenasüp diye iki sanatın eklendiğini görüyoruz. Kazvini tarafından. Yani bu da gösteriyor ki biraz önce söylediğim, Kazvini bu eseri oldukça genişletmiş, kendi orijinal düşüncesini ortaya koymuş ve alelade sıradan bir şerh olmaktan çıkarmış. Bu sebeple Telhisül Miftah aslından daha fazla tutulmuş. Aslı olan Miftahül Ulum'dan daha fazla tutulmuş. Bir başka örnek müşakele sanatıyla ilgili. Müşakele sanatında Sekkaki şöyle diyor. Bir şey başkasının sohbetinde gerçekleştiği için onun lafzıyla zikretmektir. Kazvini şöyle diyor Telhisül Miftah'ta. Takdiri veya tahkiki şekilde başkasının sohbetinde bulunan bir şeyi başkasının lafzı ile zikretmektir. Şimdi bu daha sonra Osmanlı belagat kitaplarında ciddi bir inhirafa sebep olmuş. Şimdi baktığımız zaman bu takdiri ve tahkiki ifadesinin oldukça
sanatı farklı algılattırdığını görüyoruz. Klasik Tanzimat sonrası belagat kitaplarına baktığımız zaman bu tahkiki ve takdiri ifadesinin farklı anlaşıldığını, mesela müşakele sanatı madem başkasının lafzıyla zikretmekse bu bir sözün ikinci kez gerçekleşmesi demektir. Ama Tanzimat sonrası kitaplara baktığımız zaman sanki bu bir tekrir ya da terdit sanatıymış gibi algılanmış. Halbuki orada diyor, mesela birisi yemek yiyen bir topluluğa giriyor, selam veriyor, üstü başı yırtık. Onlar da ona diyor ki, aç, hem aç hem de üstü başı yırtık. Sana ne pişirmemizi istersin diyor içeridekiler ona. O da diyor ki, bana bir elbise pişiriniz. Bana bir elbise pişiriniz. İşte o müşakele sanatı bu. Yani onun sözünde geçtiği için onun sohbetiyle cevap vermektir müşakele. Ama Tanzimat dönemindeki birkaç belagat eserine bakıyoruz. İkinci kez diyor tekrarlanan sözcük olacak diyor. O zaman bunun tekrirden bir farkı yok. İşte bu Kazvini'nin takdiri veya tahkiki ifadesi nelere sebep oluyor? Yani algılamada ciddi yanlışlara sebep oluyor. Süleyman Paşa'nın Mebanil inşasında, Mehmet Rıfat'ın Mecamiül Edebi'nde, Diyarbakırlı Said Paşa'nın Mizanül Edebi'nde bu tip tutarsızlıklar görüyoruz. O zaman demek ki şerh de bazen böyle karışıklığa sebep olabiliyor. Bu sözlerimle birlikte beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.